Merhabalar. Şimdi seninle ilk ünitemizin aktif öğrenme uygulamasını çözeceğiz. Bu uygulamada verilen boşlukları doldurduğumuzda konunun adeta bir özetini yapmış olacağız. Şimdi seninle bu boşlukları doldurmaya başlayalım. Bu boşlukları sağ taraftaki kavram tablosundan bulup doldurmamız istenmiştir. Biz de şimdi onları doldurmaya başlayalım. İlk cümlemiz, hem edebiyatın hem de tarihin ana konusu insanlar ve insanların başından geçen olaylardır. İkinci cümlemizdeki boşluğa baktığımızda, tarihi gerçeklik edebi metinlerde kurgulanarak ele alınır. Üçüncü uygulamamıza, boş cümlemize baktığımızda 12. yüzyılın sonlarıyla 13. yüzyılın başlarından günümüze kadar kesintisiz olarak devam eden Batı Türkçesi olacak burası. Türkçenin iki büyük kolundan biridir. Türk edebiyatı İslamiyet öncesi İkinci boşluğa İslamiyet gelecek. Son boşluğa da Batı gelecek. Şimdi cümleyi okuyalım. Türk edebiyatı, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, İslamiyet etkisine gelişen Türk edebiyatı ve Batı etkisine gelişen Türk edebiyatı olarak 3 ana döneme ayrılmıştır. 5. cümlemizdeki boşluğumuzda da Batı Türkçesinin ilk devresi olan Eski Anadolu Türkçesi ifadesi gelecektir. Eski Anadolu Türkçesi. Altıncı cümlemizdeki boşluğa yazılı edebiyatımızın 8. yüzyılda Orhun yazıtları larıyla başladığı kabul edilir ifadesi gelecek. 7. boşluğumuz İslamiyet öncesi edebiyat sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye ayrılır olacak. İnsanlığın karanlık dönemine ışık tutan destanlar ifadesi olacak. Destanlar da tarihin kaynakları arasında yer alır olacak. Edebi eserlerin dili, konusu, toplumun mensup olduğu dini hayattan etkilenmiştir olacak. Dini hayattan etkilenmiştir. Evet. 10. cümlemiz Batı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi. Olarak 3 devreye ayrılır. 11. cümlemizde İslami Türk Edebiyatı'nın başlangıcını meydana getiren Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügat Türk, Atabetül Hakaik ve Divan-ı Hikmet gibi geçiş dönemi eserleri Eski Türkçe ile yazılmıştır olacak. On ikinci cümlemizdeki boşluğa da Tanzimat dönemi sanatçıları divan edebiyatı geleneğiyle yetiştikleri için ya da divan şiiri geleneğiyle yetiştikleri için kaside, gazel gibi nazım şekillerini kullanmaya devam etmişlerdir olacak. 13. cümlemiz roman ve hikaye türlerinin ilk örnekleri Tanzimat'ta verilmeye başlanmıştır olacak. 14. cümlemiz Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip yönteminin konuşma dilinden yeni bir yazı dili yaratma amacıyla Geç Kalemler dergisinde başlattıkları Yeni Lisan Hareketi. Türkiye Türkçesinin başlangıcı kabul edilir. 15. cümleye İslamiyet öncesi sözlü döneme ait ürünler sığır, şölen, yuh, yas adı verilen dinsel törenlerden doğmuştur olacak. 16. boşluğa da milli edebiyat getirilecek.
Milli Edebiyat döneminden itibaren dilde ve sanatta millileşme başlamıştır. Dilde sadeleşme benimsenerek Türkçe yabancı dillerin etkisinden kurtarılmıştır olacak. Sevgili arkadaşım, bu uygulamayı da birlikte bitirmiş olduk. Bu uygulamayı sen de tekrar okuduğunda konuya yönelik bilgilerin iyice pekişecektir. Şimdi genel konu itibariyle bu konuyla ilgili olarak ÇAP 13. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası'ndan soru çözebilirsin. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum.